Ankara'da temaslarda bulunarak esnafın öncelikli sorunlarını dile getiren ve sorunların çözülmesi için büyük çaba sarf eden Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Abdülkadir Teksöz, Ankara'daki süreci Beyzade mikrofonlarını anlattı. Teksöz, esnafın yaşadığı sorunların çözümü için sürekli olarak Ankara'yla temas halinde olduklarını ve sorunların bakanlar kurulunda görüşüldüğünü ifade etti. TESK Genel Başkanımız Sayın Pendevi Palandöken'in malumlarınız üzere TESK Yönetim Kurulu'ndayım. Genel Başkanımla birlikte TESK Yönetim Kurulu'nda görüştük. Ardından bir gün sonra İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey ile TESK Genel Başkanımız Pendevi Palandöken görüştüler. Burada gündeme gelen tabii ki bir dosya halinde bütün esnaf ve sanatçılarımızın sıkıntı ve sorunlarını Sayın Cumhurbaşkanımıza, TES genel başkanımıza aktardılar. Bunların içinde en önemli maddeler birincisi esnaf kefale kapalı olan olmayan tüm esnaf ve sanatkarlarımızın esnaf kefalet kooperatiflerine olan kredilerinin bir yıl faizsiz bir şekilde ertelenmesi. İkincisi SSK, vergi, doğalgaz, elektrik ve su faturalarının faizlerinin silinmek kaydıyla bir yıl boyunca ertelenmesi, üçüncüsü yine e, ticari araç kullanan öğrenci servisi, mülviçici, dolmuşçu, halk otobüslerine ötesiz yakıt sağlanması, ayrıca lokantacı, kafeci gibi esnaf ve sanatçılarımızın bir an önce hizmete girmek kaydıyla gerekli tedbirleri alınarak iş yerlerini açmaları konusundaki e, talepleri ve buna benzer birkaç tane sıkıntı ve sorunlarımız direkt Cumhurbaşkanımıza aktarıldı. Ayrıca yine maddelerin bir tanesi Bağkur ve SSK borcu olanların e, sağlıktan yararlanmaları konusunda bu kötü dönemde rica edilmişti. Malumunuz dün resmi gazetede yayınlanarak bir maddemiz önemli olan altı maddemizden bir maddemiz yürürlüğe girdi. Diğer 5 madde için de bugün bakanlar kurulunda yapılacak görüşme neticelerinde olumlu gelişmeler bekliyoruz. 30 bin küsur esnaf ve sanatkarımız kira e, ve ayrıca bin lira ibe desteğinden yani büyük şehirlerde toplam 1750 liraya müracaat edildi. Bundan dolayı e, istisnalar hariç büyük bir şikayet yok. Sadece yanlışlıkla IBAN numaralarını, kendi banka IBAN numaralarını yazacaklarına sıkıntı ve sorunlu hacizde olan arkadaşlar eşinin, çocuğunun, arkadaşının IBAN numaralarını yazmış olduğundan dolayı bunların ödemeleri yapılmadı. Bugün itibariyle tekrar el devletlerine girerek yeni açılacak olan putondan yeni İBAN numaralarını geçmek kaydıyla tekrar müracaat haklarına kavuşmuş olacaklar. Yeni değerlendirmede de o arkadaşlarımız inşallah ayın 30'una kadar bu imkandan yararlanacak. Sayın Başkanım bu imkan yeterli mi? Yeterli değil. Genel Başkanımızın da bu altı maddelik e, talepleri içerisinde bunun sürekli kazanması ve limitlerin yükseltilmesi konusunda Cumhurbaşkanımıza gerekli ricalar arz edilmiştir.